Kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Buyurun efendim. Sayın hocam, sevgili Mustafa abi, <laughs> üniversitenize hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ben Yunus Kutlu, elektrik elektrik elektronik mühendisliği son sınıfta okuyorum. Benim sorum şöyle. Modernite, teknolojik gelişmişlik ile özdeşleştirebilir tekniğin kullanımına indirgenebilir bir konu mudur? Mesela kültürel olarak kendimiz olup, batının sadece tekniğini alalım önerilerine bu anlamda sizin yaklaşımınız nelerdir? Bir de yine modernizmin teknik ve zihinsel dünyasını eleştirenlerin, hayal ettikleri medeniyetin sunduğu resim nedir? Somut örnekler ile gidersek mesela. hukukta. Pardon son şeyi söyleyebilir ha. misin? Bir de yine modernizmin teknik ve zihinsel dünyasını eleştirenlerin hayal ettikleri medeniyetin sunduğu resim nedir? Evet. Peki. Evet. So somut örnekler gidersek e, mesela hukukta, eğitimde, siyasette, somut e, siyasette, sanatta, teknolojide ve üretimde alternatifleri nelerdir bu görüşlerin? Teşekkür ediyorum. Güzel. Peki. Bunlar tabii çok önemli sorular. Gerçekten e, teknoloji ve kültür birbirinden ayrılabilir mi? Batı'nın yani İslamcıların ve Türkçülerin savunduğu gibi. Batı'nın teknolojisini ve bilimini alalım ama ahlak ve sanatını almayalım. Bu e, hep tartışıla gelmiştir. Kolay bir şey değil. Ama bence yine de bizim için önemli bir çözümdür diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye evet bugüne kadar... Avrupalılaşma, batıllaşma yönünde çok e, diyelim 150 yıllık bir tecrübesi var. Tek parti döneminde tümüyle batıllaşma yolunu seçti. E, fakat yine de Türkiye ahlak konusunda, aile yapısı konusunda, inanç konusunda, gelenekleri konusunda e, ki tercihlerini sürdürmeyi başardı. Yani Avrupa bilim ve teknolojisini alırken kendi kültürel varlığını korumayı sürdürdü. Kültür ve teknolojinin elbette birbiriyle ilişkisi var, birbirini dönüştüren bir yönü var. Ama kültür tamamıyla teknolojiye bağlı olan bir şey de değil. Kültür bizim Japonya daha çok Japonya örneği mesela burada. Efendim? Japonya örneği verilebilir. Yani mi Japonya yani? örneği Türkiye'de de mesela bunun diyelim mimari işte milli mimari dedik. Kendi kültürel kodlarımızdan ilham alarak ve batı teknolojilerini kullanarak milli mimari diye yeni bir konsept ortaya koymuşuz. Dolayısıyla bu mümkün bir şey. Tarihte de toplumların birbirinden etkilenerek birbirlerinin bir takım işte ev yapma tarzlarını, kanal kanal açma tarzlarını, devlet teşkilatlanma biçimi bunlardan yararlanıyorlar ama aynı zamanda kendi aile yapılarını, kendi geleneklerini, kendi örflerini, kendi inançlarını da korumayı sürdürebiliyorlar. Türkiye bunu yine başarabilir. Özellikle batıcılar bunun mümkün olmadığını söylüyorlar. O nedenle biz her şeyle batılılaşırdık. Ya da Nurettin Topçu çok sevdiğim, saygı duyduğum bir aydınımız, düşünürümüz biz Avrupa'yı her şeyiyle yani ona karşı mesafeli olalım diyor. Batının teknolojisine ve tekniğine karşı da mesafeli bir tutum var. Ama bu realitede çok kolay bir şey değil. Şimdi bu Osmanlı modernleşmesinin Demokrat Parti ile kısmen devam eden, yani gelenek ve modernliği sentezleyen, gelenek ve modernliği birbiriyle çatıştırmayan, modernleşme arayışı aslında AK Parti döneminde de bu kısmen devam etti. Mesela yeni basılan paraların üzerindeki resimlere baktığımızda, Kemal, mimarımız Kemalettin Bey'in resmi var. Kemalettin Bey bahsettiğim Milli mimari'nin en önemli isimlerinden birisi. Aynı şekilde sürekli medeniyet vurgusu var. Bu medeniyet vurgusunun abartı düzeyinde bile vurgulanmasının temelinde kültür, sanat, ahlak, örf vardır aslında. Medeniyet derken çok fazla burada vurgulanan efendim teknoloji değildir, bilim değildir. Yani Orta Çağ'ın teknolojisini ve bilimi alıp bugün uygulayalım diye söylemiyorlar medeniyet vurgusunu yaptığı zaman insanlar. Daha çok o dönemin işte o dönemin ne, aile yapısı, o dönemin ahlak yapısı, yardımlaşma, birbirine destek olma, kültür hayatı, sanat hayatı. Yani sonuçta şu var. Türkler sıfırdan bugün o modern dönemde ortaya çıkmış bir toplum değil. Bu coğrafyada yaşayan Müslümanlar daha dün ortaya çıkıp bir şeyler kuran bir millet, bir toplum değil. Modernlik Rönesans'la birlikte ortaya çıktı. Osmanlı tarafından benimsenmeye başlanması 19. yüzyıl. Bütün bir modernleşme tarihimiz 150 yıl. Ama biz kendi tarihimize baktığımızda bu topraklarda bin yıllık bir tarihimiz var. Safranbolu evlerini gezdiğimizde oradaki zanaatıyla, mimarisiyle, insan hayatıyla, aile yaşam tarzıyla birçok şeyle karşılaşıyoruz. Yani bu toplum. Yeni bir toplum değil ki bunun tarih içinde biriktirdiği, ortaya koyduğu, yaşadığı büyük bir arka planı var, büyük bir bagajı var. O nedenle sıfırdan bir toplum yaparcasına bir modernlik projesi ortaya koymak hakikaten hayali modernliktir, bir toplum mühendisliğidir ve bu toplumun bu topraklardaki bin yıllık varlığını görmezlikten gelmektir. O nedenle reddi miras yapılır. O nedenle sıfırdan bir toplum inşa etmeye gidilir. Evet.